Canım sıkıldı. Şu yiyeceği gördün mü? Alın bakalım kızlar. Şimdi uslu olun. Şimdi ne olacak? Bizim burada olduğumuzun farkındalar değil mi? Hey, onu ben istiyorum. Ver onu bana. Oo, ne güzel. Anne. Of, al o zaman. Bu senin hatan. Anne. Ellie bana kötü davranıyor. Hayır, Mickey bana kötü davranıyor. Sizin emzikleriniz nerede? Aha, buldum. Bunları yıkamam lazım. Bunlar olmasa ne yapardım? Alın bakalım kızlar. Bu da seninki Mickey. Ve... yakaladım. Sürekli böyle oluyor. Ama... Bir fikrim var. Ne? Bu nedir? Emziklerin yere düşmesini nasıl engelleyeceğimi biliyorum. Emziğe kurdele, kurdeleye de böyle balon bağlıyoruz. Vay canına. Çok akıllıca. Sadece düğüm sıkı olmalı. Vay canına. Böyle daha iyi. Bu aslında çok eğlenceli bir parti. Al bakalım şunu. Balonlara bayılıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun kızlar. Şu pastaya bak. Oh, inanılmaz. İşte emzikleri gitti yine. Ama sorun yok. Uçup gittiler. Hadi biraz pasta yiyelim. Umarım hoşunuza gider. Çok şanslıyım. Emziğim. Tadı çok güzel. Bu kanalı duymuştum. Vay canına, çok ilginçmiş. Bir şeyler oluyor. Rahatladım. Aman ana, dün ne yemişim ya. Sanırım işim bitti. Ama bu sefer sifonu çekmeyi unutmayayım bari. Hiçbir şey olmuyor. Her şeyin suyla gitmesi gerekiyordu. Sanırım sifon bozulmuş. Bu kötü oldu. Yeni bir klozet sipariş etmeliyim. Neyse ki her şeyi bu sihirli şeyle halledebilirim. Neler varmış? Olmazsa. İşte bu. Ne çabuk geldi. Geliyorum. Size bir paket var. Benim için olduğuna emin misin? Bu çok ufak. Bir hata olmalı. Durun bir dakika. Bu sizin için. Güvenin bana. Tuhaf. Bunun gerisi nerede? Bu işte bir yanlışlık var. Bu kadar ufak bir şey beklemiyordum. Şaka bu herhalde. Yeni klozetim bu muymuş? Buna tuvalet yapamam ki ben. Neler oluyor? Bu olmaz. Herhalde şaka olmalı. Ne? Uf, cips bitmiş. Ne güzel yiyordum ya. Çok sinir bozucu. Büyük annemi neyin kızdırdığına bir bakalım. Vay, bunlar çok harika. Kendimi dev gibi hissettim. İçinde de şeker var. Tam ihtiyacım olan şey. Harika bir lollipop. Tadı da çok güzel. Ama dahası var. Klozet kapağını kaldırıyorum. İçinde daha fazla şeker var. Lollipopu bununla kaplayacağım. Vay canına, çok acayip. Evet, tadı da müthiş. Şu kutu nerede bakayım? Evet, bu mide bulandırıcı. Samane gençleri, hiç anlamıyorum onları ben. Klozetin içinden bir şeyler yiyorsan dişlerini iyi fırçala bari. Tabii evet. Hadi ama. Hayır. Kimse var mı? Kapı mı çalıyor? Baba. Açın hadi. Baba! Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. Zaman kitabıma geri döneyim. İçeride odanızı biliyorum. Hadi ama. Peki, ben bakarım. Bayağı uzun sürdü ama neyse. Merhaba. İyi bir teklifim var. Bu insanın hayatını değiştiren bir tava. İlgilenmiyorum. Peki, bu müthiş süpürgeye ne dersin? Bunun sayesinde evinde toz falan kalmaz. Hayır.
Pekala, zorlu severim. Oo, bu kameralı kişisel temizlik aletine bak. Burnun ve kulakların temiz olacak. Hadi bir denesene. Vay canına teşekkürler. Bu çok harika. Güzel. Şimdi parasını alayım. Aa, evet. Al bakalım. Ne? Şaka mı bu? Hey, kapıyı kapatma. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım bir işe yarar. Hadi bakalım. Gıdıklıyor. Buna bayıldım. Bir saniye, bir fikrim var. Baba, buraya gel. Ne oldu? Hareket etme şimdi. Ne yapıyorsun? Güven bana. Kulaklarının içi işte böyle. İğrenç. Kulaklarımın içi gerçekten böyle mi? Ya bu iyi değil. Gitmeliyim. Ne alet ama. Pasta kokusu mu alıyorum? Vay canına. Biliyordum, harika görünüyor. Dokunma. Olmaz. Doğum gününe kadar pasta yiyemezsin. Beklemen gerekiyor. Ama anne. Tartışma yok. Bunu dolaba koyacağım. Orada sağ salim dursun. Ah, çok uykum geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Ah, ne güzel uyudum ama. Biraz pasta zamanıdır. Şu çikolataya bir bak. Aa, ne olmuş buna? Bu bir felaket. Pasta yemek için canını atıyordum. Şu an tek bir dilim bile yiyemiyorum. Ne olmuş buna? Aa, buzdolabının fişi çıkmış. Pastamın erimesi normal o zaman. En kötü doğum günüm bu. Bugün özel bir gün. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Umarım. Amanın. Pastana ne olmuş? Anlayamıyorum. Ah, çok üzgünüm tatlım. Doğum günüm mahvoldu. Endişelenme, anneciğim bir şeyler düşünecek. Bir dakika, buldum. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Güven bana. Bu nedir anne? Şunu izle. Bize bu ufak flamingo lazım. Onu bu plastik yumurtanın içine koyuyoruz. Sonra diğer yarısını kapatıyoruz. Daha sonra bu kalıbın içine koyuyoruz ve kilitliyoruz. Artık makinenin içine girmeye hazır. Neler oluyor? Çikolatayı unutmak olmaz. Çikolatayı fırın makinesiyle hızlıca eritiyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bunu şırınganın içine koyuyoruz. Cheryl, bu kısmı sen yapabilirsin. Aa, büyük sorumluluk. Çikolatayı kalıbın içine sık. Hadi. Böyle mi? Harika beceriyorsun. Vay canına, içi çikolata doluyor. İşte oldu anne. Şimdi bunu döndürelim. Bu sayede çikolata güzelce yayılsın. Seyrederken başım döndü. Sanırım artık çıkarabiliriz. Şimdi bunu dondurucuya koymalıyız. Çikolatanın donması lazım. Biraz bekleyeceğiz. Merak etme, uzun sürmeyecek. Çok heyecan verici. Sanırım yeterince bekledi. Hadi bakalım. Hadi kalıptan çıkaralım. Vay canına anne. Bak, çikolatadan yumurta. Wow, bu müthiş. Diğerlerini yanına koyuyorum. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkürler anne. Doğum günüm hiç de mahvolmamış. Hadi yumurtaları bir tadalım. Bunu demeni bekliyordum. İşte geliyor. Biraz eğlenme zamanıdır. Bence senin yeni bir görünüme ihtiyacın var Sofia. Ama endişe etme. Ben ne yapacağımı biliyorum. Buna bayılacaksın. Müthiş görünüyorsun. Hey Sofia, hadi uyan. Ne? Bu da ne? Ah, saçım! Ne yaptın sen? Hoşuna gitmedi mi? Burada ne oluyor? Bak bana ne yapmış. Üzülme. Uzar nasılsa. Dinle Cheryl, böyle şeyler yapamazsın. Bu hoş değil. Kardeşin çok üzüldü. Ah, ama aklıma bir şey geldi. Bende tam gerekli bir şey var. Bu senin olsun. Ah, teşekkürler. Ah, bir şey değil tatlım. Şimdi bununla oynayacağım. Ve ben de biraz kestireceğim. Vay canına, bu çok heyecan verici. Bu küçük adamı kaldırıp aynı yere oyun hamuru koyacağım. Sanırım hazır. Ve şimdi kolu itiyorum. Vay canına, saçları çıkıyor. Bu müthiş. Komik görünüyor. Vay canına, bayıldım buna.
Şimdi senin saçlarını biraz keselim. Bu iyi oldu. Bu tarafı da keselim. Peki de tıraş etmeliyiz. Bu daha iyi oldu. Evet, işte yine kel oldun. Ha, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana gerçek makas lazım. Hareket etme büyük anne. Hayır. Bunun kokusu harika. Eğleniyor musun tatlım? Ben bir aşçıyım anne. Şu an akşam yemeğini yapıyorum. Ama bana daha çok malzeme lazım. Ah, etüden nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Cheryl, sen ne yapıyorsun öyle? Dedim ya anne, yemek pişiriyorum. Makyaj malzemeleri, hepsi mahvolmuş. Aa, buldum. Bu bir acil durum. Ah, bu tam ihtiyacım olan şey. Bu günümü kurtaracak. Yemek pişirmek kolaydır. Sana bir şey vereceğim. Etraf berbat halde. Şunları temizleyeyim. Ha? Al bunu. Vay canına, sağ ol anne. Bunu kuyruğunu çekip çıkaracağım. Şu ufacık toplara bak. Bunu şimdi kabın ağzına yerleştireyim. Ve bu pompayı kullanayım. Anne bak. Bunun içini simle dolduruyorum. Ah, çok güzel oldu. Sırada ne mi var? Çok yumuşak. Bu da içine giriyor. Aa, bunun içine bir de popit koyabilirim. Şimdi ne koysam? Daha fazla sim. Şu renklere bak. Macun. Bunun da girmesi lazım. İşte oldu. Bu çok eğlenceli. Şimdi kapağını kapatıyorum. Vay canına, bu çok inanılmaz. Anne bak. Çok güzel olmuş canım. Cheryl, yapma sakın. Bir balon daha yapacağım. Hayır. Ne güzel uyumuşum. Nasıl görünüyorum bakayım. Daha iyi günlerim olmuştu. Pekala. İlk ne yapıyorum? Ah, dişlerim. Şu ağız kokusunu halletmem lazım. Bu zor işte. Niye her şey bulanıyor? Bu böyle olmayacak. Gözlüğümü takmıştım halbuki. Nereye gitti bu? Burada bir yerlerde olmalı. Ah, en kötü ne olabilir ki? Sadece diş macunu. Dikkatlice. Neredeyse oldu. Sanırım hallettim. Büyük anne, ne yapıyorsun? Yardım ister misin? Her yer diş macunu olmuş. Biliyorsun, macunun fırçanın üstüne gelmesi lazım. Dur, sana yardımcı olacak bir şey var bende. Bu senin diş macunu sorununu çözecek. Ver şunları bana. Diş macununu buraya koyuyorsun. Şimdi buraya vidalamamız lazım. Ve işte hepsi bu. Kullanıma hazır. Fırçayı ileri itiyorsun ve tam yeterli miktarda diş macunu geliyor. Etrafta kirlenmiyor. Vay canına, gerçekten gelecekte yaşıyoruz. Ah, bir dakika. Bu benim gözlüğüm mü? Aa, nasıl çıkmış oraya? Şimdi daha iyi. Neyse ki buldum. Şimdi dişlerimizi temizleyelim. Tamam, ben gidiyorum. Çiu çiu çiu. Bum. Lego ile oynamaya bayılıyorum. Eyvah tatlım. Bu gürültü nedir? Ah, şu dağınıklığa bak. Ha, neyse boşver, bir fikrim var. Şuna bir bak. Kendimi bantla kapladım. Harika değil mi? Umarım yolunda gider. Vay canına, bu çok eğlenceli. Hadi hepsini toplayalım. Bant işi çok kolaylaştırıyor. Sadece yerde yuvarlanmamız gerekiyor. Ki bu da işi hızlandırıyor. Ah, birkaçını kaçırdım. Ah, yakaladım. Sanırım hepsi bu. Hadi parçaları kutuya dökelim. Sadece bantı böyle sıyırıyoruz. Vay canına, o da ne güzel toplandı. Pasta neredeyse bitti. Tek eksik kalan süs şekerleri. Lezzetli görünüyor. Annem burada olduğumu bilmemeli. O pasta benim olacak. Katmak için sabırsızlanıyorum. Ama yarına kadar beklemem lazım. Yapma zamanı. Gitti mi? Asayiş ver Kemal. 5 saattir saklanmamın buna değeceğini biliyordum. Pasta zamanı.
Aa, canına şuna bak. Sanırım aşık oldum. Bu muhteşem bir şey. Kendimi dizginlemeliyim. Ama ufak bir parça alacağım. Vay canına, annem müthiş pasta yapıyor. Kendimi tutamıyorum artık. Çok güzel. Sen benimsin. Şimdi senin tadını çıkaracağım. Hadi. Müthişti. Ve hiçbir lokmasına pişman değilim. Son parça. Ne güzel uyumuşum. Eva, bu benim pastam mı? Aslında göründüğü gibi değil. Ben gittim. Buna inanamıyorum. Her defasında bu oluyor. Bir örümcek mi? Ama aklıma bir fikir getirdi. İçinde nefis şekerlemeler olan bu kaseyi buzdolabına koyuyorum. Biri şekerleme mi dedi? Onları almam lazım. Umarım bunları kimse yemez. İşte tam fırsatı. Annem benim olduğumu anlayamaz. Çok harika olacak. Ne? Örümcek mi? Her yerdeler. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Örümcekleri unutmuşum. Bu sana bir ders olsun Eva. Alo? Bir saniye. Annenin bir toplantıya katılması lazım Olivia. O yüzden sessiz ol. Anladım. Eğlenceli gözüküyor. Yaşasın. Nasıl yani? Ne? Evet. Pardon, devam edelim mi? Gelecek ayın öngörülen satışlarındaydık. Tahminler çok sağlıklı görünüyor. Ben bir ayakkabı mı uçtu yanımdan? Anne, o komik görünen adam kim? Olivia, ben sana ne dedim? Hayal kırıklığına uğradım. Ne yapacağımı biliyorum. Hula hoop'un üstüne böyle bant yapıştırıyoruz. Sonra bir diğeri de dikine koyuyoruz. Bu hale gelinceye kadar yapıştırmaya devam ediyoruz. Olivia, sana bir şey vereceğim. Bak, sana eğlenceli bir oyun. Bu onu meşgul eder. Hadi tekrar deneyelim. Pekala, nerede kalmıştım? Başardım. Bu oyunda çok iyiyim. Uyumaya hazır mısın tatlım? Üstünü güzelce örtelim. Tamam, artık uyku zamanı. Şu oyuncakları buradan alayım. Teşekkürler anne. Bu nedir? Orada biri mi var? Olamaz. Yoksa bu canavar mı? Gitme anne. Ne yapıyorsun? Karanlıktan korkmana gerek yok canım. Bir saniye. Şurayı toparlamam lazım. Bu bant işe yarayabilir. Sanırım bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. İşe koyulalım. Bu rulo bantı alıp yere koyuyoruz. Rulonun ortasına iki parça bant yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Sonra bantın üstünü boyayıp böyle dolduruyoruz. Farklı renklerle bölümler oluşturuyoruz. Böylece bir gökkuşağı efekti yaratıyoruz. Telefonumuzu buraya koyup ışığını açıyoruz. Gece lambası. Canavar artık bana yaklaşamaz. İyi geceler anne. Ben de yorulmuşum. Güzellik uykumu yatmam lazım. Çok iyi geldi. Bu ses de nedir? Peki, aynı ışıktan bende de olsun o zaman. Şimdi tatlı rüyalar görebiliriz. Bu harika olacak. Havuza bayılıyorum. Anne, ben yüzmek istiyorum. Tabii ki tatlım. Kozluklarını çıkarayım. Nerede onlar? Çantaya koydum sanıyordum. Olivia, sen git orada dur. Neden? Kürek nasıl olur? Yok, olmaz. Karton suda yüzer mi? Bu kötü bir fikir. Anne... Yok, olmaz. Bir düşüneyim. Buldum. Hareket etme. İşte bir can simidi. Hanımefendi, o benim. Başka bir tane bulun. Düşüneceğiz bir şeyler. En azından havuz makarnası var.
Bir saniye, bunu kullanabilirim. Havuz makarnasından bir parça kesiyoruz ve bunu dilimliyoruz. Tamamını aynısını yapıyoruz. Bunu farklı renklerle tekrarlıyoruz. Şimdi bize plastik kelepçe lazım. Kelepçeyi iki halkanın içinden geçiriyoruz. Sonra sıkıyoruz. Aynı şeyi diğer halkalarla da yapıyoruz. Fazla uçları kesiyoruz. Şimdi suya girebilirsin. Çok güzel olmuş. Anne beni izle. Bomba! Bakın suda yüzüyorum. Bu harika. Çok güzel görünüyor tatlım. Ben de biraz dinlenebilirim. Hey, bu çok iyiymiş. Ben de yelek istiyorum. Sessiz olayım, annem duymasın. Ah, başardım. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Saçlarım harika görünüyor. Ay, annem görmeden şu başlıklardan kurtulmalıyım. Saçımı mahvetmelerine izin veremem. İşte gitme vakti. Yavaş ol bakalım. Geç buraya. Böyle giyinmiş nereye gittiğini sanıyorsun? Dışarısı soğuk. Başlık takmalısın. Anne hiç başlık yok. Yani gitsem iyi olur. Burada daha önce birkaç başlık gördüğüme eminim. Boş ver, annenin doğaçlama yapma zamanı. Tek gereken bu makas. Şu sweatshirt'ün kolunu kesiyorum. Ucunu kıvırıp düğüm atıyorum. Hem kolları da çalıştırıyor. İşte sevimli bir başlık. Düzgün dur. Annen şunu başına geçirecek. Ay ne kadar güzel görünüyorsun. Bahçe cücesi gibi oldum. Teşekküre gerek yok. Hadi git bakalım güle güle. Bu çok utanç verici. Okul zorlu bir yer, anlıyoruz. Bu yüzden senin için gününü kolaylaştıracak yeni fikirler üretiyoruz. Senin en iyi okul tüyon nedir? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Gevreğe bayılıyorum. İğrenç. Anne. Ay çok iğrenç. Keşke hiç görmeseydim. Pardon, üzgünüm anne. Yapılacak tek bir şey var. Hareket etme. Her yer kırıntı olmuş. Güzelce temizlemem lazım. Ah, beni endişelendirdin. Ah, uzak dur benden. Birden iştahım arttı. Çok güzel. Ah, ürkütücüydü bu. Ama bunu yapmak zorundayım. Gerçi bayağı eski. Sanırım sümük emen günleri çoktan geçmiş. Bunu kullanamam. Neyse ki önemim hazır. Devasa şırınga. Ah, ne yaptığını biliyorsun değil mi? Birazdan hiç sümüğün kalmayacak. Vay canına, bayağı çok çekti. Nereden geliyor bu kadar sümük? Ah, sonu yok gibi. Doğrusu etkilendim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ha, çok iyi. Artık nefes alabiliyorum. Harikasın anne, sağ ol. Kahvaltılık yemek zamanı. İçinde sümük var. Bunu yemesem daha iyi. Sanırım bunun yerine tost yiyeceğim. Bu harika. Havuzda sadece ben varım. Selam tatlım. Sana atıştırmalık hazırladım. Aç değilim. Ama en sevdiğin. İstemiyorum. Bir lokma al. Sen seviyorsun diye yaptım. Hayır, bırak yüzeyim. Bunu tüm gün yapabilirim. Oh, çok yorucuydu. Cidden mi? Tadına bak. İstemiyorum dedim ya ya. İnanamıyorum. Bu kadarı da fazla. Sen şimdi görürsün. Aklıma bir fikir geldi. Önce havuz makarnası. Ortadan ikiye böl. Aynen böyle. Şimdi bir sonraki aşama. Düz yüzeyine yapıştırıcı uygula. İki tarafı da boydan boya kapla. Bunun için biraz fazla yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Bu kadarı yeterli. Şimdi bunları yemek sepetine yerleştir. Bastırarak sağlamlaştır. Yüzmesini istediğim için tüm yüzeyi kapladım. Sen havuzdan çıkmıyorsan atıştırmalıkların havuza gelir. Yelken açma zamanı. İyi yolculuklar. Ha, bu da ne? Vay canına, bu harika. Aa, sanırım yiyecek. Çok iyiymiş. Teşekkürler anne. Afiyet olsun kızıma.
Alacağım yeni köpek yavrusuna yetecek kadar para biriktirmem lazım. Çok sabırsızlanıyorum. Yavruş, yavruş, yavruş. Yavru köpekler harikadır. Artık bir isim bulmam lazım. Oh, çok fena. Bu oda toz içinde. Hepsi! Dişlerim olamaz gene buraya. Of olamaz. İşte önce türünden çıkıyor. Lütfen yere düşme olamaz. Kenara yere düştü, kırıldı. Büyük anne köpek yavrusu için biriktirdiğim kavanozuma ne oldu? Merak etme, büyük annen onu halleder. Bana sadece biraz karton lazım. Birkaç kat olsun diye bundan birkaç tane lazım. Sonra bu kartonları güzel gözükmeleri için boyuyoruz. Şimdi sıra bu yuvarlak parçada. Onun için birazcık sıcak tutkal gerekiyor ve köpeğimiz bunu tam üstüne oturabilir. Aferin sana oğlum. Sonra buraya kapağında eksik olan kavanoz yerleştiriyoruz. Aman tanrım, şu paraya bak. Doğruca kavanoza gidiyor. Evet, diğer bozuk paralara katılmak için içine düştü. Of, bunun gibi kapılardan geçmek çok zor. Neyse girdim. Oh, aman tanrım, sana ne oldu? Futbol oynuyordum. Topun peşinden ne kadar hızlı koştuğuma inanamazsın. Peki, sonra ne oldu? Sonra topu kapmak için rakiple boğuşuyordum. Zorlu biriydi ama ben ne yaptığımı biliyordum. Topu ondan uzaklaştırdım. Sahada topla ilerliyordum. Ama sonra ayağım takıldı ve ayak bileğimin üstüne düştüm. Daha sonra da kendimi yerde buldum. Bunun yüzünden maçı kaybettik. Düştüğüm için oldu. Of, çok kızgınım. Ah, onun için çok üzüldüm. Futbol oynamayı çok seviyor. Evet, bir çözüm buldum. Pekala, pizza kutusunu alıp böyle açıyoruz. Bu arada seni de bitireyim. Pizza bittiğine göre artık kenarları bantlamaya başlayabiliriz. Harika. Şimdi tabanı yeşil renkte kağıtla kaplayalım. Ve saha çizgilerini yerlerine koyalım. Bunun gerçek bir futbol sahasına benzemesini istiyorum. Sırada pipetler var. Pipetleri kıvırıp birbirinin içine geçiriyoruz ve tutkalla yerlerine yapıştırıyoruz. Eğlence için stadyum süslemelerini de koyalım. Bu senin için, bu da benim için. Hadi üfle. Seni fena ineceğim. Daha güçlü üflemen lazım. Neredeyse beni alt ediyordun ama benim de defansım harika. Kazanmana asla izin vermem. Puf! İşte gol! Ben kazandım! Pekala. O zaman bir maç daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Hiç kimse bakmadığına göre biraz atıştırayım. Bu torba neden bu kadar zor açılır ki? Hadi ama biraz atıştırmalık yemem lazım. Olamaz, torba ikiye ayrıldı. Lezzetli bir atıştırmalık için bütün ümitlerim suya düştü. Hey bakın, bedava şekerle böyle kapışın. Durun, onlar benim. Gidin şuradan. Bir tane kalmış. Hadi ama şaka mı bu? Çok sinir bozucu. Aman tanrım, herkes şekerlerini kapıştı. Belki ben ona yardım edebilirim. Pardon, sen ne yapıyorsun? Psst, hey, senin şeker sorununa bir çözümüm var. Şuna bir bak. Bu benim ufak domuzcuğum. Hadi burnuna bas. Gördün mü? Bu bir şeker kutusu. Sana bunu nasıl yaptığımı göstereyim. İşe birkaç karton parçasıyla başladım. Sonra 3 tane daha monte ettim. Sonra da bu tabanı ilave ettim. Sonra daha çok karton lazım. Ama bunların yanında tahta çiviler de gerekiyor. Şekli böyle olması lazım. Bir çivi daha ekliyoruz ve çivilere iki ufak lastik bant takıyoruz. İşte kutunun içine girmeye hazır. Artık kolaylıkla yerine oturtabilirim. Lastik bantı çekip buradaki çivilere geçiriyoruz. Daha kolay yapayım diye ben cımbız kullanıyorum. Diğer taraftaki lastik bantı da unutmayayım. Sonra bunu ileri itiyoruz ve şekerleme doğruca dışarı çıkıyor. Harika, şimdi üstünü kaplayalım ve aşağı yönlenmiş rampalar ekleyelim. Daha güzel görünsün diye önünü de kaplıyoruz tabii. İşimizi çok kolayladık. Sonra şekerlemeleri içine dökmek için bu plastik parçayı ekliyoruz. Sonra da üstüne şirin küçük bir kapak ekliyoruz. Bak, kapağı böyle açılıp kapanıyor. İhtiyaç halinde kutuya daha fazla şekerleme koyabilirsin. Ne lezzetli, baksana. Rengarenk oldu. Kapağı kapatıp şekerleme kutumuzu biraz daha süslüyoruz. Vay canına, öncelikle şekerlik çok güzel. Ve domuzcuk da çok sevimli. Pekala, artık yerime geri kaysam iyi olacak. Öğleden sonrası çayı kadar güzel bir şey olabilir mi? Gevşeyip rahatlamak için birebir. Bu kek çok leziz. Oh, bu da ferahlatıcı. Vay canına, anne burası harikaymış. Bu çiçek gerçek mi? Garson nerede? İyi günler hanımefendi. Ne alırsınız? Ben salata alacağım. Kızıma da patates. Ama çabuk olsun. Harika bir seçim efendim. Gidip siparişinizi getireyim. Peçeteni unutma tatlım.
Sofra adabı çok önemlidir. Çok acıktım. Siparişlerimizi bekleyemeyeceğim. Sabırlı ol tatlım. Hadi ortamın tadını çıkaralım. Olmayı tercih edeceğim. Başka bir yer yok tatlım. Bu keki her gün yiyebilirim. Ah, yemeğimiz geliyor nihayet. Şef öyle bir tabak hazırladı ki lezzetine bayılacaksınız. İşte başyapıtınız. Umarım hoşunuza gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi çekilebilirsin. Güzel görünüyor. Ama patateslerim topak topak. Tatlım, sana sormak istediğim bir şey var. Bu patates mi? Aa, öyle gözüküyor. Nereden geldi ki bu? O da ne? Ah, neler oluyor? Dışarı çıkmak iyi geldi. Ha? Ha? Pardon, üzgünüm anne. Garsona nişan almıştım. Hiç böyle küçük düşürülmemiştim. Harika saçlarıma bak. Aa, öğleden sonram tamamen mahvoldu. Ben burayı terk ediyorum. Lüks bir restorana hiç uymuyor. Of, bu benim hatam mıydı? Esi, seni hiçbir yere götüremiyorum. Bu çok utanç verici. Hanımefendi, izninizle size günün özel yemeğini sunmak istiyorum. Seveceğinizi sanıyorum. Bir bakayım şuna. Tam ihtiyacım olan şey. Bu yemek yemeyi çok kolaylaştırabilir. Vah canına, şuna bak. Ağzın açısı. Vah canına, lezzetliymiş. Bayıldım. Topak topak patateslerden çok daha iyi. Daha fazla istiyorum. Oh, sanırım artık huzurlu bir yemek yiyebiliriz. Canım bak, neden bundan istemiyoruz? Garson. Evet efendim. Biz de o biberon gibi şeyden istiyoruz. Hemen geliyor. Buyurun. Vah canına, şuna bak. Uçak geliyor, aç ağzını. Oh, ne güzel şeysin sen öyle. Teşekkürler. Bir dakika, bebekten bahsediyordun sanırım. Gıcı gıcı gıcı. Bir saniye, mesaj geldi. Aman tanrım. İndireyim mi? Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Al şunu bakalım. Ama neler oluyor? Annecik kredi kartının hakkını vermeye gidiyor. İyi eğlenceler. Görünüşe bakılırsa baş başa kaldık ufaklık. Güzel. Ah, gözleri aynı ben. Sen eğlencelisin. La 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 la. Klasik hareketler. Vay canına. Biraz fazla kendimi kaptırdım galiba. Oh, biraz sütten edersin. Bunun yardımı olabilir. Hayır, istemiyorum. Harika. Şimdi ne yapıyorum? Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bana bu makas lazım. Sweatshirt'ime böyle bir kesik atıyorum. Sonra şişeyi bu delikten geçiriyorum. Hadi yine deneyelim. Bu süt güzelmiş. Ne gündü ama. Ne? Bu gördüğüm en tatlı şey. Şşt. Onu uyandıracaksın. Hadi git biraz daha para harca. Sen dünyanın en iyi kocasısın. Tamam, kontrol sende. Ah, şuna bak. Bip bip. Bak anne. Ne? Şimdi olmaz. Annem programı seyretmeye çalışıyor. Annen ne dedi canım? Git orada oyna. Bip bip. Ay. Pardon. Bu oyuna bayılıyorum. Annem çok şapşal. Anne bak, başın yolumun üstünde. Tamam, yeter artık. Gel buraya. Üzgünüm anne, sessiz olacağım. Çok geç. Yere bir bant yapıştırıyorum. Birkaç tane daha yeterli olur. İşte. Oh, çıkmam güvenli mi? Daha değil. Annenin işi var. Bu keçeli kalemle birkaç detay ekliyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Bitti. Tatlım, gel buraya. Annenin sana bir sürprizi var. Sürprizlere bayılırım. Ne düşünüyorsun? Ay canına. Bu bir yol. Arabaların üstünde gidebilir. Teşekkürler anne. Denemek için sabırsızlanıyorum. Rın rın rın. Canım ne tatlı. Şimdi huzur içinde televizyon seyredebilirim. Tamam. Bunu kesinlikle yapabilirim.
Vay canına, ayakta duruyorum. Ve Puppet benim. Çok çok güzel. Çok yaklaştım. Oh, tatlım. Endişelenme. Bak bende ne var. Şimdi kıpırdama. Bu senin güvenliğini sağlayacak. Artık düşüp sağını solunu yaralamak yok. Vay canına. Artık kimse beni durduramaz. Çok komik bir his. Hiç acıtmıyor. Oh, ah. Yine. Başardım. Artık Puppet'i alabilirim. Buna kesin değdi. İşte geliyorum. Aferin tatlım. Hadi devam et. Sağ ol anneciğim. Gösteriye hazır mısın? Merhaba Mickey. Merhaba Dolly. Oh, bir dinozor olamaz. Vay canına, çok heyecanlı. Ne? Anne, fırt yaptım. Evet, buradan kokusunu alabiliyorum. Oh, çok fena. Pardon. Sana oturak eğitimi vermemiz lazım. Büyük ablalar böyle yapıyor. İzle. Vay canına. Sonra kakanı bu oturağa yapıyorsun. Bu kadar basit işte. Hadi bir deneyelim. Şimdi mi? Peki o zaman deneyelim. Yaşasın. Şapkama bak. Bunun olacağını bilmeliydim. Hayır, bunun üstüne oturman gerekiyor. Peki kes şunu. Bu tuhaf. İşte böyle. Oraya kaka geliyor. Yeme onu. Çok kötüsün. Hayır, sakın ağlama. O saçma. Ben alt bezimi seviyorum. Bir saniye, ver onu bana. O zaman bezini lazımlığın içine koyabiliriz. Bu sayede yine de bezinin içine yapabilirsin. Oo, bu iyi bir anlaşma bence. Hadi o zaman. İşe yarıyor. Ama sen izleme. Vay canına, başardım. Aferin kızıma. Oo, ne çok. Hadi bunu çöpe atalım. Hem de hemen. Başardım anne. Tabii ki başardın tatlım. Oh Mickey. Yine geldi. Sorun yok. Bu çok tanç verici. Bu herhalde hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Gol, işte bu. Ne macama? Bu gürültü de nedir? Yaşlı bir hanım güzellik uykusunu alamayacak mı? Yürü yürü, işte bu. Oh, artık yeter, aşağı inip buna bir son vereceğim. Futbolmuşu tahmin etmeliydim. David, şşşt. Oh, büyük anne, üzgünüm. Tamam, dikkatli olurum. Evet, sesini azalt. Oh, bütün bunlar için fazla yaşlıyım. Pas ver, işte gidiyor. Gol, yaşasın. Oh, yine mi onu uyarmıştım? Yapacak tek bir şey kaldı. Hadi o zaman. Güzel, maç hala devam ediyor. Yenemiyorsan ona katıl. Büyük anne, sen futbol sever miydin? Hem de nasıl. Hadi Buster. Daha iyi bir fikrim var. Bak bende ne var. Oo, harika. Versene bana. Vay canına, müthiş. En sevdiklerimden şekerleme ve futbol. Dikkati dağıldı. Tam fırsatı. Hiç fark etmedi. Aferin, böyle devam et. Bu müthiş. Çok eğlenceli gözüküyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Bu tuşa basıyorum. Ve top içinden bir şeker düşürüyor. Daha sonra futbolcu bir vuruyor. Asayı oluyor ve seyirciler çılgına dönüyor. Ne çok lezzetli. Yaşasın. Bir dakika. Dizüstü bilgisayarın nerede? Büyük annem de gitmiş. Bu çok tuhaf. Neler oluyor? Güzel görünüyor. Şu kendini bilmez kıllardan da kurtulalım. Bunu ben alayım. Çok uzunmuş.
bu da çok acıtıyor. Bir dakika. Nemlendiricim nereye gitmiş? Oo, ne güzel bu. Betty teyze bak, ben bir yetişkinim. Ah, en azından eğleniyor. Neyse, koparmam gereken kıllar da var. Oo, Ruje çok güzel oldum. Eva, ne yapıyorsun? Ah, olamaz, o pahalı bir marka. Ay, kes şunu. Nasıl görünüyorum? Evet evet, biliyorum, çok güzelim. Şey, yani güzellik dediğin insanın içindedir. O da sende var zaten. Ha, başka neler varmış ha? Bu ilginç görünüyor. Betty teyze bak! Saçıma yeni bir şekil verdim. Oh, harika. İşte tam orası. Sana yakışmış. Annen iyi ki burada değil, yoksa çıldırırdı. Bu görünümden sıkıldım. Hadi hepsini tıraş edelim. Hayır, onu bırak hemen. Ver şunu bana. Hayır. Sakın yapma. Of, az kalsın gidiyordu saçlar. Aklından ne geçiyordu? Saçlarını tıraş edemezsin. Sadece oynuyordum, üzgünüm. Bu kadar kızmana gerek yok. Of, amma gürültü çıkarıyor. Sakin ol. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Bana bir parça karton lazım. Üstüne koyun çizip kartonu ona göre kesiyoruz. Şimdi ressamlığımızı konuşturalım. Koyunun postuna başlıyoruz. Sıra yüzünde. Bunu yapmak aslında hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıcı. Çok şirin bir koyun bu. Son rötuşları da yapalım. Yani yüzünü ve bacaklarını boyayalım. Şimdi koyunumuzu bantla kapatıyoruz. Bu sayede su geçirmez oluyor. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Şimdi üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Köpüğü postun üstüne uyguluyoruz. Yüzüne ve bacaklarına sıkmıyoruz. İşte oldu. Eva şuna bak. Hadi gel, koyunun postunu tıraş et. Nasıl olduğunu göstereyim. Yapması çok kolay. Ve eğlenceli. Bir denemek ister misin? Hadi al tıraş makinesini. Vay, bu çok harika. Geri çekin şimdi. Bu koyun birazdan tıraşsız kalacak. Harika. Koyunu tıraş ediyorum. Ve işte bitti. Vay canına, teşekkürler. Gerçekten yapmışsın. Aferin sana. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. İyi geceler canım. Ne tatlı. Sessiz olmalıyım. O ses de neydi? Anne? Hey! Bıçağına gerek var ki. Cennette gibiyim. Daha fazla. Aslında göründüğü gibi değil. Anne, yine mi? Bunu kullanman gerek. Sebildeki şişeyi çıkar. Ve Nutella ile doldur. Bu kadarı yeterli olmuştur. Sebil'i tekrar şişenin üstüne geçir. Anne, ağzının suyu akıyor. Sebil'i çevir ve altına bir parça ekmek koy. Şimdi sık. Leziz atıştırmalık hazır ve ortalıkta batmadı. Uçak geliyor. Çocuksan çocukluğunu bil. Pardon anne. Nefis bu. Nutella bağımlılığı hakkında konuşmalıyız anne. Sanırım bu mikrodalgayı pek iyi kullanmamışız. Bunu en son ne zaman temizlemiştik? Çok iğrenç. Bir dakika, bir fikrim var. Bize bu oyuncak bebek lazım. Saçını yerinden kaldırıp içine biraz su dökeceğim. Sonra saçını tekrar yerine takacağım. Şimdi bunu mikrodalganın içine koymamız lazım. Hadi çalıştır ve bebeğin işini yapmasını izle. Şuna bak. Sanırım işimiz bitti. Şimdi içini böyle silmemiz gerek. İşte bütün kirpas çıktı. Gördün mü? Şu farka bak. Bu çok yararlı bir şey. Sende ne var? Bir saniye. Merhaba anne. Sen bana aldırma. David, etrafı dağıtma. Ne demek istiyorsun? David, sakın yapma. Hayır. Beni izle. Birazdan düşecek. Oh, pardon. Yeter artık. Çok öfkelendi. Ben gidiyorum. David, şu yaptığın dağınıklığa bak.
Vay canına, çıldırdı. Sana inanamıyorum. Ben gitsem mi? Mikrodalgaya bak. Bunu temizleyebilir misin? Lütfen. Tamam. Ama sadece bunu yaparım. Ah, pırıl pırıl olmuş. Güzel görünüyor. İşte oldu tatlım. Şimdi dağınıklığını topla. Of, ne utanç verici. Evet ama buna değerdi. Biraz eğlenme zamanıdır. Bence senin yeni bir görünüme ihtiyacın var Sofia. Ama endişe etme, ben ne yapacağımı biliyorum. Buna bayılacaksın. Müthiş görünüyorsun. Hey Sofia, hadi uyan. Ne? Bu da ne? Saçım! Ne yaptın sen? Hoşuna gitmedi mi? Burada ne oluyor? Bak bana ne yapmış. Üzülme. Uzar nasılsa. Dinle Cheryl'ım, böyle şeyler yapamazsın. Bu hoş değil. Kardeşin çok üzüldü. Ah, ama aklıma bir şey geldi. Bende tam gerekli bir şey var. Bu senin olsun. Ah, teşekkürler. Ah, bir şey değil tatlım. Şimdi bununla oynayacağım. Ve ben de biraz kestireceğim. Vay canına, bu çok heyecan verici. Bu küçük adamı kaldırıp aynı yere oyun hamuru koyacağım. Sanırım hazır. Ve şimdi kolu itiyorum. Vay canına, saçları çıkıyor. Bu müthiş. Komik görünüyor. Vay canına, bayıldım buna. Şimdi senin saçlarını biraz keselim. Bu iyi oldu. Bu tarafı da keselim. Peki de tıraş etmeliyiz. Bu daha iyi oldu. Evet, işte yine kel oldun. Ha, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana gerçek makas lazım. Hareket etme büyük anne. Hayır. Deprem. Bir dakika, neler oluyor? Gidip Eva'yı bir kontrol edeyim. Eva, iyi misin? Hayır, geri gel. Tek boynuzak. Of, yataktan düşmüş. Hani seni yerine yatıralım. Ah, böyle daha iyi. Tatlı rüyalar canım. Ah, o iyi mi? Ah. Eva. Ha? Tatlım. Hala nasıl uyuyor? Bunu halletmemiz lazım. Artık bir yere gidemeyeceksin. Küçük kızımızı korumalıyım. Bu kadar yeter. Gayet güvende görünüyor. Süper anne yine başardı. Oh, hadi ama. Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bunun işe yarayacağından emindim. Pekala. Şimdi bana yeni bir plan lazım. Bir düşünelim. Aa, bu battaniyeyi kullanabilirim. En kötü ne olabilir ki? Battaniyeyi böyle yatağa yayıyoruz. Sonra rulo yapmaya başlıyoruz. Sosis şekline getiriyoruz. Tamam oldu. Sonra yatak örtüsünü kaldırıp battaniyeyi yatağın kenarına koyuyoruz. Ve örtüyü üstüne güzelce ve sıkıca örtüyoruz. Şimdi Eva'yı tekrar yatağına koymam lazım. Hadi bakalım tatlım. Bu onun aşağı düşmesini engelleyecektir. İşte süper işe yarıyor. Bir set gibi oldu. Aa, uyurken bir meleğe benziyor. Ah, herhalde burası güvenlidir. Sessiz durduğum müddetçe beni asla bulamazlar. Tek istediğim nefis çikolatalardan biraz yemek. Bütün gün bunu bekledim. Anne, orada mısın? Çikolata kokusu mu alıyorum? Belki hızlı olursam. Hayır, içeri gelme. Anne. Lütfen, hayır. Yok. Anne, anne. Geliyoruz anne. Hey anne, ver şunları bana. Hayır, asıl bana ver. Sadece kendime biraz zaman ayırmak istiyorum. Resim yapmak çok eğlenceli. Oh, bu çok güzel. Çizgilerden dışarı taşırmamalıyım. Tatlım, tahmin et ne var? Banyo zamanı. Ah, hayır, istemiyorum. Resim yapıyorum. Pardon, banyo yapacaksınız küçük hanım. Hayır, yapmayacağım anne.
Nasıl bu kadar güçlüsün sen? Hmm, onu banyoya sokmanın bir yolu olmalı. Hmm, bu mum boyalar işime yarayabilir. Tatlım bak bende ne var. Ha? Oh, mum boyalar. Onları istiyorum. Gel de al onları. Mum boyalar. Pekala hadi bakalım. Şimdi daha güzel şeyler çizebilirim. Banyo yapmayı seviyorum. Bak anne. Hmm, bunu sevmedim. Böyle daha iyi. Banyodan çıkma zamanı. Hayır istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Yine mi?